Selam, hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır, her şey gönlünüze göre oluyordur. Beni soracak olursanız çok şükür Allah'a hayatın telaşın içinde koşturmacamıza devam ediyoruz. Çok şükür bugünlerimize diyelim arkadaşlarım. Şimdi yorumlarınıza baktım. Birkaç şey sorulmuş, hemen sorularınıza cevap vereyim. BİM'de erzak kabı deyince sinirim bozuluyor demiştim ben. Bir arkadaşın dikkatini çekmiş. Yeliz'cim niye sinirin bozuluyor, ne oldu demiş. Hemen söyleyeyim arkadaşlarım. Ben 24 kişilik misafir aldığım zaman, iftara misafir aldığım zaman olumlu yapılmaya çalışılmış ama olumsuz eleştiriler gelmişti. Hani misafir 24 kişi ağırlanır mı, köy ev yapmak istiyorsunuz da biraz tutumlu olmanız lazım da her gördüğünüzü alıyorsunuz, lüks yaşıyorsunuz, şatafat içinde yaşıyorsunuz. İşte savuruyorsunuz, birikim yapmanız lazım. Mantık doğru ama söylem yanlış. Evet, bir şeyler yapılması isteniyorsa bir şeylerin daha böyle dikkatli harcanması gerekir. Ama arkadaşlarım, fotosentez mi yapacağız? Bitkisel hayatta mı yaşayacağız? Market alışverişi yapmayacak mıyız, yemeyecek miyiz? Neyse, o konuyu kapatıyorum. O gelen yorumlara, yorumların altına cevaplar gelmiş falan. Başka bir arkadaş da hani aynı şeyi söylemiş. Ne gerek var? Misafir israf denmiş. Misafir israf olur mu? Allah'ım her gün hani keşke her gün ağırlayabilsem. Her gün yedirsem içirsem Allah kabul etsin. Ben zevkle yapıyorum. Zevkle harcıyorum. Evime gelen insanları hani benim evime gelen insanlar zaten yemeğe içmeye gelmiyor. Bunu biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Ben güzel bir şekilde ağırlamak istiyorum. Elimde ne varsa. Peygamber Efendimiz de ona misafir gittiği zaman en iyi hurmayı ikram edermiş. Keşke her konuda Peygamber Efendimiz'i örnek alabilsek. Müslüman ülkedeyiz. Elhamdülillah çok şükür Müslümanız. Ama Müslümanlığın dışında her şeyi yapıyoruz mu diyeyim, yapıyorlar mı diyeyim. Yani Peygamber Efendimiz rol model alınsa bu ülkede kimse kimsenin kalbini kırmaz. Kimsenin kul hakkına girmez. Kimsenin günahına girmez. İyilikte yarışılır, kötülükte yarışılmaz. Her neyse o konuyu da kapattım. Onun altına işte yorum yapılmış. Denmiş ki ne savurganı cimri demiş. Ne savurganı cimri demiş. Görmüyor musunuz erzak kapları hiç dolmuyor yarım yamalak demiş. Arkadaşlarım bir arkadaş. Allah'ım ya Rabbim. Misafiri geldiği zaman açılıyor biraz demiş. Harcama yapıyor demiş. Ben anlamadım. Erzak kapları böyle biblo mu dolduracağız, bir kenarda duracak, kullanmayacak mıyız doldurduğumuz zaman, içindeki azalmayacak mı? Arkadaşlarım ya, ben YouTube bambaşka bir alem, gerçekten YouTube bambaşka bir alem ama çok seviyorum sizler için, güzel kalpli arkadaşlarım olduğu için seviyorum. İnanın Allah hepinizden razı olsun. Beni anlayan, dilimden anlayan, hayatımızı gerçekten objektif bir şekilde gören arkadaşlarım sizler olduğunuz için çok seviyorum burayı. Ona böyle sinirim bozuldu. Yani kimsenin kapısına gitmiyoruz erzak kabımızı doldurmak için. Kimseden para dilenmiyoruz. Çok şükür Allah'a kendi yağımızda kavruluyoruz. Ben hani böyle savurgan olmamak gerekiyormuş, idare etmek gerekiyormuş. Ben yıllarca idare ettim. Çok şükür Allah'a. Bizim yapamadığımızı, bizim yaptığımızı çift maaşlı olup yapamayan insanların olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Çok şükür Allah'a. Evimiz var, arabamız var. Çocuklarımızı okuttuk, çocuklarımızın eğitimine yatırım yaptık, evimizi aldık, arabamızı aldık. Yani 26 yıldır biz borç ödüyoruz, 26 yıldır bu hale geldik. Kimse de bana hani idareli ol, tutumlu ol falan ne bileyim ben, tamam söylensin de arkadaşlarım, uslup çok önemli, söylenen kelimeler çok önemli yani. Ondan sinirim bozuldu dedim, çok da konuştum karşınızda ama ona böyle şey yaptım, hani erzak kabı deyince sinirim bozuluyor diye. Yani hiç hoş değil, gerçekten hiç hoş değil yani böyle yapılan yorumlar, söylemler. Yani size yapılsa ne düşünürsünüz? Erzak kabı boş, yarım yamalak dolmuyor. Düzenli izlemiyorlar demek ki yani. Ya da ben illa hani market alışverişi yapınca tek tek erzak kaplarımı doldurduğumu mu göstereyim? Neye ihtiyacım varsa onu gidiyorum, alıyorum. Kenarda da çok fazla bekletmiyorum arkadaşlar. Bekletmiyorum yani. Yağ stoklama yapıyoruz. Un, şeker, bu gibi şeyler. Ya yani böyle şeyleri açıklamaya da gerek yok da işte sorulduğu için söylüyorum. Cansucuğumun da onu da söyleyeyim arkadaşlar. Cansu'nun polikistik over hastası biliyorsunuz. Birçok arkadaşım, düzenli izleyen arkadaşım bilir. Kisti patlıyor. Tekrar bir kist patlama olayı yaşadı. Çok hani ağrılı, sancılı oluyor. Kadın doğuma gitti ve şey demişler, hani kistin patlamış ve karın içine kanama olmuş demiş. Bu gerçekten çok tehlikeli ve riskli bir durum aslına bakarsanız.
iç kanamaya neden olabiliyor ve anlamadan iç kanamayla da hani Allah göstermesin çok kötü. Rabbim yaşatmasın, göstermesin sonuçlar olabiliyor. Dikkat edilmesi, takip edilmesi gereken bir durum. Cansucuğumun da öyle bir rahatsızlığı vardı. İşte bir hafta içinde 3 kez böyle şiddetli ağrısı oldu. Çok ağrısı olduğu zaman anlıyor zaten, böyle kasıklarında şiddetli bir ağrı oluyor. Ve diyor zaten hani yine kistim patladı herhalde diyor. Bundan sonra daha çok dikkat etmemiz gerekecek galiba. Bilmiyorum, öyle. Çok konuştum. O zaman haydi işlerimize devam edelim, kalan işlerimize. Saati de zaten şu an bir hayli ilerlettik bakalım. Ben kalkayım da ne yemeği yapacağımı düşüneyim güzel arkadaşlarım. Yazmışsınız yorumlarda ne yemeği yaptığınızı. Sağ olun, Allah razı olsun. Vallahi iyi ki varsınız güzel arkadaşlarım ya. Birbirimize böyle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hayatımıza dahil oluyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hadi kalkıyorum ben. Bu saate kadar ne yaptın derseniz, sevdiklerimle konuştum. Telefonu boynuma astım. Birazcık ortalığımı toparladım. Daha yorumlarınıza dönüş yapamadım. Öyle. Hadi kalkalım, güne devam edelim. Ay, gidiyordum. Şunu da söyleyeyim istedim arkadaşlar. Yani videomu düzenli izleyen arkadaşlarım zaten görüyordur. Bakın camımda tül yok. Biz buraya taşınalı 8-9 ay oldu neredeyse. Eski tülle idare ettim. En sonunda onu da kaldırdım. 2 aydır falan tül yok camda. Böyle savurgan bir insan olsam, eşimi düşünmeyen bir insan olsam, hani böyle bunalmasın etmesin diyen bir insan olsam 50 kere yaptırmıştım. Banyoya bir paspas alacağım, hala almadım arkadaşlar. Mesela bakın, fiyat araştırması yapıyorum. Hani en içime sineni alayım istiyorum. O yüzden bu tarz yapılan yorumlara katılamayacağım. Hiç üstüme de alınmayacağım. Alınmamam da lazım. Zaten düzenli izleyen arkadaşlarım gayet objektif bir şekilde görüp objektif bir şekilde hayatımızı ne yapacaktır? Hayatımızın analizini yapacaktır. Görecektir yani. Tamam, haydi gidiyorum şimdi. Buyurun efendim. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldin yavrum. Hoş buldum. Ne aldın bebişim? Soğan. Soğan ve kreker. Ay, geldi. Cansucuğum, kargon geldi. Pijama mı almıştın? Neden? Ha, bakarsın. Ne haber Gonca'cığım? Hoş geldin. Hoş buldum. Sağ olasın. Nasıl geçti günün? Geçmedi daha. Ha, tamam. Devam edeceğiz diyorsun. Yani. Tamam o zaman. Cansucuğum, bu dün akşam Reyhan teyzenlerdeki krakerden mi? Reyhanlarda böyle zeytinli bir kraker yedik. Çok lezzetliydi. Ondan sandım. Seni kurtarayım mı? Ne yapıyorsun babaya? Annem ya. Babaya ne yapıyorsun? Oynat beni diyor çocuk sana. Ya. Anneciğim. Oynatmıyor mu baban seni? Oynat babası. Oynat. Oynat. Sen bunu yakalayabilirsin. Bal çocuğum benim ya. Tutunamıyor. Kayıyor. Amacı oyun oynamak zaten. Fazla da koşturma da Ali. Azıcık normal koşturmadan oynat şimdi Ali. Nefes nefese kalıyor. Bak. Canım benim, havada tut azıcık demiri de. Dur, yeni başladı. Dur azıcık. Spora nefesi kesiliyor, nefesi. Sağlığını açsana, spor da önemli. Değil mi? Hop. Cansucuğum, tırnakları uzamış galiba. Hop. Bu kız ne yapıyor burada? Loko. Kızım, ne yedin de yalanıyorsun annem? Ha? Bu yastığı kim attı buraya? Ne oldu, bitti mi spor? Evet. Yüzün bitti mi? Oynasın. Bak sen, nefes almaya bak. Nasıl gözüne bakıyor ya? Niye bıraktın der gibi çocuğum. Ha, gel. Bak şimdi, gerçek şimdi. Doyamadı Ali, doyamadı. Yüzüm. Bıraktı mı oğlum baba? Bıraktı mı baba annem? Oy, kurban olduğum ya. Kurban olduğum ya. Ha. Annem, annem, annem. Annem. Hop. Hop. Ha, böyle oynat diyorum işte, koşmasın. Böyle oynat. Ha. Gel. Koşmak yok. Yorulması lazım. Yorulmadan mı olmuyor?
Hadi yorulması lazım da nefes çok zorlanıyor nefesi. Enerjisini atamıyor çocuğum. Annem. Ocak başına erken geçtim sayılabilir arkadaşlar bugün. Etimi düdüklü tenceremi aldım. Yağını yapacağım. Eyvah. Nereye gitti o yağlar? Kaydırınca arkadaşlarım yağ sıçradı şöyle. Ben şuraya bir yağ halledeyim. İş açıldı başıma. Neyse, hallettim arkadaşlar. Şöyle suyu bekliyorum. Kapağını değiştireceğim. Bu suyla beraber güzel bir şekilde çözülür. Ben de hemen yemeğimi... Dondurucuda var zaten şey. Somon balığıydı. Tamam. Şimdi et dakikamı da ayarladım arkadaşlar. Kaynadığı et ayarına getireyim. Kaynadığı zaman altını kısacağım ve pişecek. Ben de o arada patatesimi falan ayarlayayım. Cansu'nun da balık yemesi lazım. Haftada 2 kere mi 3 kere mi ne? Bayağıdır da yemedi. Balığı da dondurucudan çıkarayım. Akşam yemeğini şöyle yoluna koymaya çalışayım. Sizler de yorum yapmışsınız. Yazmışsınız ne yemeği yaptığınızı. Ellerinize sağlık, şifa olsun, afiyet olsun inşallah güzel arkadaşlarım. Rabbim bin bereket versin evlerimize, hanelerimize inşallah. Hemen patatesini, sebzesini falan bir ayarlayayım. Erkenden pişsin yemeğim bakalım. Yahni çekiyordu canım 2 gündür, 3 gündür böyle. Ama evde maydanozum yok galiba. Bir market yaparım maydanoz almaya. Bir bakarım evde. Sevim ablam geçen de getirmişti bir sürü malzeme, sağ olsun Allah razı olsun. Pazı, işte yeşil soğan falan. Bakarım onların arasında var mı, yoksa marketten alırım. Etimiz pişerken ben de diğer işlerimi halledeyim dediğim gibi. Hayırlı iftarlar arkadaşlarım, hayırlı sahurlar. Allah kabul etsin inşallah. Ramazan'ın da sonuna geldik valla. Ömür su gibi akıp geçiyor işte, günler birbirini kovalıyor. Yıllar birbirini kovalıyor, su gibi akıp geçiyormuş. Rabbim sağlıkla yaşamayı nasip etsin. Haydi devam edelim. Düdüklü tencerem tamam arkadaşlar, ayarladığım 10 dakika, toplamda 20 dakika haşlamış oldum etimi. İlk 10 dakikada bir baktım, kontrol ettim, suyu bayağı bir vardı. Sonra tekrardan bir kapattım, 10 dakika daha ayarladım. Bakar mısınız, sadece etin yağı kaldı, benim eklediğim yağ da var tabii. Şimdi soğanını ekleyeceğim, altını açıyorum şöyle. İnce ince çektiğim soğanımı ekliyorum el rondosundan. Vallahi bu da kırıldı. Canım Kadriyeciğim göndermişti Almanya'dan. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bu kaçıncı el rondosu? Üçüncü mü? Dördüncü? 3-4 tane el rondosu gönderdi işte bana. Sağ olsun canım arkadaşım. Allah kesede bir göstermesin. Şimdi soğanım bir kavrulsun. Patatesimi de hazırladım. Sonrasında hemen patatesimi de eklerim. Bu sefer şey yapmayacağım, kapağını kapatmayacağım. Normal cam kapağını kapatacağım, normal bir şekilde pişireceğim. Patatesler erimesin, zaten et lokum gibi oldu. Şimdi ben devam edeyim. Havuç rendeliyordum bir taraftan da, havuç tarator yapacağım. Yoğurtlayacağım onu da öyle. Çok güzel oluyor, hafif oluyor, lezzetli oluyor. Vitaminini alalım istiyorum öyle. O zaman devam edelim bakalım.
kız, lokum cadısı. Dur annem, dur. Aldığın yemek kokularını geldin hemen. Sen var ya sen, çok fenasın ya sen. Cadı. Annesinin cadısı. Annesinin sarı cadısı. Terliğime ısırıyor arkadaşlar ya. Annem seni sevemem, yemek yapıyorum şimdi. Zaten sevmemi istemiyor arkadaşlar. Yemek istiyor. Bir şeyler ver bana diyor. Ama çok şirinlik yapıyor yani. Diğer türlü biliyorsunuz nasıl cazgır olduğunu. Ah ah, lokum bile işini biliyor valla. Allah'ım yarabbim. Yesin annesi onu. Isırma terliğimi. Bal çocuk. Aşkım. Şöyle patatesimi etimin içine ekledim. Azıcık da çaydanlığımda su ısıtıyorum. Biraz ısınmıştı, ondan ekledim. Buraya da havucumu aldım. Yani kettle'ı artık olmuyorsa vallahi yeni bir kettle almak zorundayım. Gerçekten işimi çok yavaşlatıyor çünkü. Ali de diyordu hani bir parçası değişecekmiş. Parça bakıyor falan diyordu. Bilmiyorum artık sonuç ne olacak da. Bir an önce olmasını istiyorum yani. Yoksa yenisini almak zorunda kalacağım. Kaynadı mı acaba? Daha kaynamadı. Kaynasın, hemen patatesimi ekleyeceğim. Tuzunu eklerim, baharatını eklerim. Lokum yeter. Tamam annem yeter. Bunaltıyorsun ama beni. Çıkarcı. Kedinin, hayvanın bile çıkarcısı var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diğer türlü hiç yanaşmaz. Çıkarı olunca nasıl yanaşıyor? Tamam, yemekler son, hız yapılsın bak. Yetmedi. Yetmedi şirinlik, yetmedi. Taklalar atıyor şimdi. Kızım hep tüy yaptın üstüme başımı. Yeter annem. Kefir vereyim sana o zaman, dur. Kefir vereyim, dur. Kefir değil, yoğurt vereceğim arkadaşlar. Hadi gelin. Lokum Hanım'a tabak hazırlayalım şöyle. Gel de verme işte, gel de verme. Geçen, dün akşam verdim, kefir verdim. Pek oralı olmadı. Hazır mısın? Hazır mısın? Amacına ulaştın, gel. Gel hadi. Senin de gönlün olsun. Şifa olsun, afiyet olsun çocuğum. Şöyle tatlıma geçiş yapıyorum arkadaşlar. Güzel bir kalbura bastı yapacağım. Onun için 2,5 su bardağı şekerim var. Hızlı bir şekilde tatlımı da yapayım. Yemek kanalımda da paylaşacağım. Tatlı hamurumu yoğurdum. Şöyle balığı bağ almam gerekiyor arkadaşlar. Bunu da ocağa koyacağım, bir taraftan kızarsın. Ha, iki parçaymış, ben üç parça sanıyordum. Birazcık böyle tuzlayacağım, iki taraflı. Tuzlamam lazım çünkü biz bunu yıkadığımız gibi herhalde dondurucuya attık. Bir tuzlamam lazım. Önce bir elimi yıkayayım. Şöyle. Tuzluyorum. Şöyle. Tamamen buzu da çözülmüş değil ama yeterli olur. Pişerken de çeker biraz. Hani buzlu olduğu için ve erken çıkarmadığımız için tam bir çözülme olmadı. Hamurumu yoğurdum dedim arkadaşlar. Bekliyorum. O sırada boş durmayayım. Havuç taratorumu halledeyim istedim. Bekliyorum çünkü Ali Beyciğim markete gitti. Yağlı kağıdım bitmiş. Maydanoz istemiştim. Sonra marul birazcık vardı. İşte ekmeğimiz, en önemlisi ekmek. Ekmeğimiz yok. Hani iftarlık var da sahura da kalması lazım diye. Ekmek almaya gitti. Yanına da onları ekledim. Ama hala gelemediler. Caner'cim de gitti onunla beraber. Şimdi servis tabağımı alayım. Şöyle havuç taratorumu. Boş mu onları? Cevizi içinde.
Balın biri olur mu? Çok şükür Allah'a yemekler tamam arkadaşlarım. Ezanımız da okundu. Allah kabul eylesin. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Şöyle dünden çorbam vardı. Pilavım vardı. Yanına tarator yaptım. Taze pidemiz geldi. Tarator yaptığım için salata yaptırmadılar. Cansucuğumun balığı da. Ezanımız okundu. Ezanımız okundu. Allah kabul eylesin. Şimdi hemen ben de oturuyorum. Ve afiyetle karnımızı doyuralım bakalım. Allah olmayanlara da versin. Rabbim kabul eylesin. Seneye de kavuştursun. Yaşatsın inşallah. Yemekler yendi, çaylar demlendi, bulaşık makinesi çalıştırıldı. Elde yıkanacakların %90'ı yıkandı arkadaşlarım. Evet, bir tane tencerem kaldı. Ve tatlılar da yapıldı tabii ki. Şöyle bir göstereyim. Allah'ım Allah'ım, bir güzel, bir güzel, bir güzel kıyır kıyır. Gerçekten şimdi yemek kanalıma da yükleyeceğim bunu. Yeni gelen arkadaşlarım, güzel arkadaşlarım, bütün arkadaşlarım, hepinize söylüyorum. Biliyorsunuz zaten, şimdi özellikle yeni gelen arkadaşlarım için hatırlatmak ve belirtmek istiyorum. Benim yemek kanalım da var güzel arkadaşlarım. Yeliz'in tarifleri. Topluluk kısmında zaten tariflerimi paylaşıyorum. Yemek kanalına da beklerim hepinizi. Çünkü burada yapmış olduğum tarifleri detaylı, anlatımlı bir şekilde yemek kanalıma da yüklüyorum. Ramazan girdiğinden beri çok yolunda götüremedim ama bundan sonra inşallah tariflerimi oraya yükleyeceğim. Eskiden beri izleyen arkadaşlarım biliyor, bir tane yemek kanalım vardı ve kapatıldı. Spam bilmem ne diye kapatıldı. Vlog kanalım da sıkıntıya girdi. Yeniden bu kanalı açmak zorunda kaldım. Biliyorsunuz zaten, bilmeyen yeni gelen arkadaşlarım için açıklama yapmak istedim. Çünkü aramıza çok güzel yeni arkadaşlarımız geldi, katıldı. Hepinize, yeni gelen arkadaşlarıma hepinize teşekkür ediyorum. Eskiden beridir yanımda olan güzel arkadaşlarım, siz de zaten cansınız. Allah razı olsun hepinizden. Yeni gelenlerden de, eskilerden de diyeyim. Şimdi çayımı demlemiştim. Ocağı sileceğim. Yemeğimi koymuşum dolaba. Yahnimi küçük tencereye aldım, dolaba attım. Ondan sonra şimdi balık tavam kaldı. Çayı şöyle ön tarafa alacağım. Ocağım temizlenecek. Hemen Ali Bey'e tatlı servis yapacağım. Evde de kriz çıktı arkadaşlarım. Ne krizi çıktı? Dizi mi izlenecek, maç mı izlenecek? Fenerbahçe'nin maçı varmış. Fenerbahçe'nin değil mi? Fenerbahçe'mizin maçı varmış. Ben de Fenerbahçeliyim. Ali Beyciğim maç izliyor. Cansucuğum da bilgisayarı şeye getirdi, masaya getirdi. Anne dedi, hem iş yaparsın hem de sandık kokusunu izlersin dedi ama daha Yeliz'in işi bitmedi. Biter mi? Bırakınca bitiyor. Yapmayınca, bırakınca bitiyor güzel arkadaşlarım. Aliş'in servisini yapayım. Ondan sonra da şu bulaşığı falan bir hallederim. Elimde durularım, kurularım. Ali Beyciğim iki tane mi, üç tane mi? Durularım, kurularım. Ondan sonra tezgahımı da bomboş yaptım mı? Oh, benden rahatı yok. Hemen Aliş'ime çay servisi de yapayım. Çayımı masaya oturmadan önce demlemiştim vallahi. En güzel, en keyifli an Ali Bey için. Ve bu bardaktan da haberi yok galiba. Arkadaşlar bakalım. Var mı? Ben de burada sessiz söylüyorum Ali'ne alakası. Ha, kutusunu çöpe sen götürdün. Ali Bey'in haberi yok bu bardaktan dedim ama kutusunu çöpe ben götürdüm diyor. Yakalandık arkadaşlarım. Hemen servisini yapalım bakalım. Tepsiyle mi götürsem acaba? Evet, tepsiyle götürdüm. İlk ve tek eserim mi desem? İlk ve tek tepsim mi desem? Ahşap boyamadan elimde kalan. Şöyle. Haydi gelin bakalım. Benim içmeye, çay içmeye zamanım şu an yok. Vardır. Yok yok. Vardır. Tepsi dursun mu? Dursun. Bir bak işte. Bakayım, bir bak bakayım, not ver. Benim oturmaya vaktim mi var? Mutfakta yarı iş duruyor. Arkadaşlarımıza tavsiye eder misin? Üzüm. Arkadaşlarımıza tavsiye eder misin? Yemeği mi yapmayı mı? İkisini de yapınca yiyecekler tabii ki. Güzel, afiyet, güzel, tatlı. Hemen sen yemek kanalımızı sen söyle. Hey! Oğlum sana göre değil, sana göre değil, annem sana göre değil.
Şimdi üzüm buna sardı arkadaşlarım. Gel. Gel. Demirden sonra bu. Bundan sonra demir. Oynayalım da oynayalım. Değil mi? Oynayalım da oynayalım. Bal çocuk, bal çocuk. Annesinin bal çocuk. Sen de arkadaşlarımızı yemek alanına davet etsene. Buyurun gelin arkadaşlar. Karıcım yapıyor. Güzel güzel tarifler veriyor. Karıcım yapıyor, ben yiyorum. Maç izliyorum, size ayıracak zamanım yok. Ben de mutfağa gidiyorum zaten arkadaşlarım. Hiç güç bitmiyor. Çok lezzetli arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin ve dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ağır şerbetli değil, güzel. Hafif, hafif kıyır kıyır bir tatlı istiyorsanız katı yağsız. Çok güzel oluyor, tavsiye ederim. Haydi bakalım. Parlattım mı, yağından arındırdım mı, tamam arkadaşlar. Ben de hemen çay kasına geçiş yapabilirim. Hızlıca bir halledelim bakalım. Orada çayımız vardı, o yüzden sıcak. Maç devre arası olunca Ali Beyciğim bir çağırdı gelin izleyin diye. Ben mutfaktan çıkana kadar devre arası da bitti. Arkadaşlarım, Cansucuğum da balkondaki televizyonumuzu açtı. Şimdi balkondan bir güzel sandık kokusu izleyeceğiz. Keyif yapacağız inşallah, ben de geçebilirsem. Arkadaşlarım. Şöyle mutfağın işi tamam arkadaşlarım. Bir tane bile bulaşığım yok. Çok şükür Allah'a. Ya bu kırmızı halıyı salona da dene Yeliz'cim diyen arkadaşlarım var. İnanın benim de aklımda. Bir gün deneyeceğim ama masayı falan tek başıma ileri geri çekmek istemedim. Benim minnocuğum buraya yatmayacak teyzeleri. Bakın. Sarı papatya. Cadı. Annesinin cadısı. Neyse şuradan geçelim. Bardağımı çıkardım. Tombik bardağımı. Şöyle keyifli keyifli çay içmek istiyorum. Balkona geçeceğim hemen Cansucuğumun yanına. Şöyle. Ali Beyciğim çayı bana göre bırakmış herhalde. İki bardak anca çıkacak galiba. Ay yoruldum arkadaşlar. Haydi bakalım. Çok demini anlayamadım ama fazla da demlememiş miyim ne? Neyse olsun bakalım. Haydi. Of of. Şu keyif başka. Çok şükür Allah'a. Bugünün işini de hallettim. Şükürler olsun. Anacığımın yoğurt bidonu da orada duruyor. Kapağını ne yaptık acaba Cansucuğum onun? Neyin? Yoğurt kabı bir şey bidonunun. Ay şöyle oturayım. Evde iki televizyon olduğunun farkına varalım arkadaşlar. Oh. Oh keyif keyif. Çok şükür Allah'a. Ay haydi bakalım. Azıcık yorumlarınıza dönüş yapmaya çalışacağım. Güzel arkadaşlarım. Keyfimiz bol olsun. Allah'ım ağzımızın tadını yüzümüzün güler yüzünü eksik etmesin inşallah. Haydi bakalım. Ay. Evet güzel arkadaşlarım. Kapanış için geldim. Saati bir hayli ilerlettik. Saat 2'ye çeyrek var. Ve Cansucuğum açlık oyunları açtı. Çok böyle keyifle izlemiştik eskiden. Çok heyecanlı bir film.
Güzel actionlı falan işte. Videomu düzenledim. Sizlerle saat 12'de buluşmak için hemen kalan işlerini halledeceğim ve saat 12'de her gün inşallah buluşuyoruz. Gerçekten saat 12'yi sevdiniz siz galiba güzel arkadaşlarım. Ne düşünüyorsunuz? Daha erkene çeksek, hani daha erken izlemek isteyen var mı aramızda? Bir sorayım. Artık gideyim. İyice yoruldum arkadaşlar. Ramazan girdiğinden beri uykusuzum. Hani uykusuzluk beni artık daha da böyle bir sarsmaya başladı. Gidip yatsam mı diyorum, yoksa kahvaltı hani böyle sahuru hazırlasam ondan sonra mı uyusam diyorum ama o zaman da saat 5 oluyor işte. Neyse bakalım, yapacağız bir şeyler. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Yani olmak istiyorsanız buyurun, beklerim. Bugünümüzü böyle geçirdik, tatlımızı yaptık. Yedik, içtik. Çok şükür Allah'a güzel bir gün geçirdik. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bayram temizliğiniz kolay gelsin. Çabucak bitsin inşallah. Hoşça kalın. Görüşürüz.